Evet Yıldız Hanım. Ne diyorsunuz hakkınızdaki suçlamalara? Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Şikayetçi kişi Çetin Alkor. Onu sizin vurduğunuzu söylüyor. Bir şey söylemeyecek misiniz? Sustuğunuza göre iddiaları yalanlamıyorsunuz demek ki. Ama müvekkilim doğrulamıyor da savcı bey. Yıldız Hanım, bakın. Son kez soruyorum. Söyleyecek bir şeyiniz yok mu? Konuşmayacağım. Yıldız Hanım, bildiğiniz ne varsa anlatın. Bir başkası için kendinizi ateşe atmayın. Ben o ateşte çoktan yandım avukat bey. Bir başkasını da yakmayacağım. O yüzden konuşmayacağım. Yalnız bilmelisiniz ki susmaya devam ederseniz mahkeme aleyhinize sonuçlanacaktır Yıldız Hanım. Konuşmayacağım savcı bey. Yüce adalete sığınacağım. Peki, o halde sizi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ediyorum. Hakkındaki suçlamalarla ilgili ne diyeceksin? Susma hakkımı kullanmak istiyorum hakim bey. Çetin Alkor'u öldürmeye teşebbüs ettiğini kabul ediyor musun? Kararı yüce yargıya bırakıyorum. Hakim bey, müvekkilim yaşadığı şoktan henüz kurtulamadığı için... Ben gayet iyiyim hakim bey. İfade vermeyi reddediyorum. Emin misin? Bak kendini savunmazsan cezaevine göndereceğim seni. Kanaatsizindir hakim bey. Hakim bey, müvekkilimle görüşebilir miyim? Görüşülecek bir şey yoktur hakim bey. Kararım kesindir. Savunmayı reddediyorum. Savunmayı reddetmen, suçlamaları kabul etmen anlamına gelecek. Takdir sizindir hakim bey. Gereği düşünüldü. Sanık Yıldız Kadıoğlu'nun öldürme teşebbüsüyle kasten adam yaralama suçundan tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Dursana bir dakika lan. Peşinizden koşmaktan öleceğim bir gün. Koş koş nereye kadar bir dur. Ya koşmamız lazım yürü. Oğlum bir dur Allah aşkına ya. Nereye koşuyorsun Allah aşkına? Saçma sapan konuşma koş. Dur. Ne oldu? Oğlum biz böyle koştur koştur avukat bulmadık. Avukat bulmaya gidelim yürü. Oğlum sen hasta mısın? Bak beni hasta ettin. Poyraz ayarladı bizim aile avukatını ayarladı. Sıkıntı yok hadi. Tamam ben de bizim aile avukatını getireyim. Destek olsunlar birbirlerine daha iyi olur. Oğlum bir sakin ol kendine gel. Beni delirtme ya. Zaten bacıma bir günah falan yok. Hemen salıverir. Rahat ol ya hadi. Ya salıvermezlerse? Ya benim yüzümden hapse düşerse? Hakikat ya. Bacımın senin yüzünden düşmediği yer kalmadı. Hastane, hapishane. Bakalım nereye düşecek şimdi? Nice içimi kararttın. Yürü be. Ha, ulan nereye? Orada. Ha, ulan tersim döndü ya. Poyraz, nerede lan ablan? Abi bilmiyorum, içeride. Yıldız? Yıldız? Abla ne oluyor? Onlar nedir, ne oluyor ya? Bu ne şimdi Yıldız? Tutuklandı, cezaevine gönderiliyor. Ne? Ne alakası var ya? Çetin'i Ruhi vurdu. Hakkındaki iddiaları reddetmedi. Konuşmam hakkını kullanıyor. Hız niye konuşmuyor? Ne biçim laf o? Yıldız, Çetin'in iftiralarını kabul mü edeceksin yani? Hız delirtme bizi. Konuşsana şurada bak. Bir kulağıma falan söyle bak konuşamıyorsan. Yıldız. Abla bırak şimdi benim kulağıma söyle. Ne oluyor? Susun be. Yıldız, bu yalanı kabul edemezsin. Kabul etmedim abi. Ama inkar da etmedim. Bacım niye inkar etmedin? Adaleti niye yanıltıyorsun yani? Ruhi vurdu. Git söyleyiver çıkıp gidelim şuradan hadi. Söylemeyeceğim abi. Kendim için başkasını harcayacak değilim. Harcamayacaksın öyle mi? Harcamak değil ki bu. Gerçek bu. Çetin'i Ruhi vurdu zaten. Ama benim için vurdu. O yüzden satmayacağım arkadaşımı. Ha, Ruhi'nin cezasını sen çekeceksin yani. Vefa senin için İstanbul'daki bir semt adı olabilir Kuzey Efendi. Ama benim için öyle değil. O yüzden arkadaşımı gammazlamayacağım. Gammazlamayacaksın. Bütün hayatını yakacaksın öyle mi? Ben bütün hayatımı limanda yaktım zaten. Ayrıca senin gibi menfaatim için başkasını yakacak değilim. Gidelim. Sen ne söylersen söyle, ne yaparsan yap, içeriden çıkaracağım seni Yıldız. Ben de mahkemede bulunmak istiyorum, şahitlik edeceğim. Ben de oradaydım, Çetin'i Ruhi vurdu. Sizden başka görgü tanığı varsa onların da ifadesini alalım. Bir sonraki duruşma işimize yarar. Var. İki kişi daha var, ablam var, Şule var, eski eşim. Tamam, onları arayıp ifade vermelerini sağlayacağım. Bir sonraki duruşmada
yazılı ifadelerini dosyaya eklemiş olmalıyız. Bir dakika ya, o şule mule olmaz. Ben o kadına güvenmiyorum. Bacımın başına iyice iş yaşar o yani. Başka bir çaresi yok mu? Bakın, olay dediğiniz gibi ise kanıta ihtiyacımız var. Ruhi Bey'in silahını bulursanız balistik inceleme isteyeceğim. O iş bende. Silahı sende bil yani avukat. Tamam hadi. Oğlum ben nereden bulacağım şimdi tuz ruhi? Dört bir yana haber salacağız. Ben Mollaoğullarına, sen Kadıoğullarına soracaksın. O tuz ruhi bulacağız. Ben ne yapacağım şimdi? Oğlum sen ayak altına dolanma yeter bak, tamam? Tamam hadi yürü, aramaya başlayalım.